En çok sorulan sorulardan biri yatay geçişler. Yatay geçişlerle ilgili bilgi sağlayan ÖSYM dışında bir yer var mı hocam? YÖK'ün sitesinde var galiba. Yatay geçişlerle ilgili inanılmaz soru var. Biz dün de bu ekran, cuma günü de bu ekrandan uyardım. Aman yatay geçiş yapacağım diye istemediğiniz bir bölüme girmeyin. Hani oradan evet. oraya atlarım diye düşünmeyin, giremeyebilirsiniz. Bu yatay geçişler konusunda nasıl bir uyarı yapsak hocam? En genel bilgiyi verelim. Hatırlarsanız 2 yıldan beri ÖSYM çocuklara mümkün olduğu kadar çok sayıda LYS'ye girin uyarısı yapıyor. Evet. Bunun anlamı şu, üniversite önünde birikmiş olan işte sayıları görüyoruz. Son sınıf öğrenci sayısı 900 bin ise eski mezunlar, yeniden ikinci, üçüncü kez girenlerin sayısı da 700 bin civarında. Evet. Bu 700 binlik grubu eritmek için dediler ki ilk girdiğiniz yıl çok sayıda sınava girin ve çok çeşitli puanlarınız oluşsun. Hı hı. Varsayalım ki TM puanıyla mı yerleştiniz? Yerleşebilirsiniz ama sizin ayrıca MF puanınız da var ya da TS puanınız da var. Bunları kullanmadınız. Eğer bir yıl okuyup da okuduğunuz bölümle kendinizi uyumlu görmezseniz, başka bir bölüm arayışı içine girerseniz, oturup silip kaydını silip yeniden sınav hazırlamamız gerekmiyor. Var olan puanlarınızı kullanarak yatay geçiş yapabilirsiniz. Bu yatay geçiş yönetmeninde yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi. Evet, bir fırsat taşıyor. Evet, çok ama fırsat kontenjan tabii ki. Da sınırlı tabii değil ki. Mi hocam? Efendim? Kontenjan elbette, da sınırlı. Elbette, elbette. Ama bu konuda yok biraz daha pozitif seçici davranıyor bildiğim kadarıyla. Ve kontenjanlar bu konuda esnetiliyor. Hı hı. Yani kontenjan dışı da kayıt yapılabiliyor bu tür arkadaşlarımız. Öyle mi? Onun için yatay geçiş konusunda işte arkadaşlarımızın bu genel perspektifi bilmesine yarar var. Bir, ikincisi sizin dediğiniz gibi işte ben gireyim buradan öbür taraftan da yatay geçişle öbür tarafa geçerim biçimindeki anlayışta orada iş değişiyor. Orada kontenjanlar, sınırlamalar söz konusu. Tabii. Bizim biraz önce söylediğim uygulama farklı bir uygulama, öbürü farklı bir uygulama. Hı hı. Dikkat için, edelim yani. Hani evet, bunlara dikkat etmek sırf lazım. Sırf yatağa geçiş yaparım %100 diye bir bölüm seçmemekte fayda var. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle.